Selam, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Serra ve bildiğiniz üzere ben İzmir'e gitmiştim. Yani bir haftalığına tatile gitmiştim. Ve İzmir'e aldıklarımı şimdi size göstereceğim. Yani bu bir İzmir alışverişi videosu olacak. Hadi videoya geçelim. Okay, ilk olarak Mavi'den aldığım bir şeyle başlamak istiyorum. Mavi'den ben bir tane basic beyaz tişört aldım. Böyle oversize ve bunun medium şeyi bedeni. Ve bunun fiyatı 70 liradan 50 liraya düşmüştü. Ben de böyle bir oversize beyaz tişört almak istedim. Devam edebiliriz. Saçlarım bugün çok pofuduk. Yani gerçekten fazla pofuduk. Neyse. İkinci olarak Polo'dan bir tane gömlek aldım. Yani bu aralar yeni tarz bu. Yani TikTok'ta gördüyseniz hep öyle. Herkes böyle gömlek görüp şeyler giyiyor. Ben de Polo'dan bir tane böyle beyaz bir gömlek aldım. Yani şurada Polo amblemi var. Bu indirimdeydi. Ve evet, herkes aslında Türkiye'de sadece fake eşyalar olduğunu düşünüyor. Aslında Türkiye'de gerçek eşyalar da var. Yani bildiğiniz basic bir gömlek işte. İkinci olarak bana Oysho diye okunuyor galiba. Oysho'dan bir tane sabahlık aldık. Yani bildiğin sabahlık işte. Böyle açık mavi tonlarında. Ve kumaşı çok güzel. Kumaşına ölebilirim. Yani gerçekten çok güzel bir kumaşı var. Ve üzerine böyle minik kuantiyecikler falan var. Bunu ben large beden almışım. Neyse, bunu Oysho'dan aldım. Evet, devam edelim. Bershka'nın şubesi ama bir daha yok. Evet, çok üzücü. Neyse, Bershka'dan ben şey aldım, bir tane kot aldım. Bu 90s jeans diye geçiyor. Böyle bol bir kot. Siyah. Ve evet, yani böyle bol, yüksek bir kot. Bunun fiyatı 250 liraydı. Yani Türkiye standartları için gerçekten pahalı bir kot. Yani orada yaşasaydım buna 250 lira vermezdim. Ama bir euro için normal diyeyim. Ve evet, böyle bir kota ihtiyacım vardı. Ben de aldım. Çünkü internetten sipariş, bir de Almanya'ya göre 10 euro daha ucuzdu Türkiye'de. Evet, bunu da Bershka'dan aldım. Şimdi ise ben devam edeyim. Victoria's Secret, yani Pink, İzmir'de Hilltown'da şubesi var. İlk defa Pink'ten bir şey aldım. Evet, Pink'ten bir tane tayt aldım. Çünkü geçen, en son bir yıl önce bir tane tayt almıştım. Ve ben de Pink'ten bir tayt almak istedim. Şimdi tayt şöyle, yine açık mavi. Böyle yani kumaşı anlatamam, mükemmel bir kumaşı var. Böyle arkasında pink yazıyor. Böyle bebek mavisi tonlarında bir tight, yüksek bel. Zaten bunun fiyatını söylemek istemem. Evet, Pink çok uygun bir yer değil ama bayıldım. Yani kumaşına bayıldım, ben de almak istedim. Evet, ne diyeceğimi bilmiyorum. Zaten Almanya'da Pink'in şubesi yok, Victoria's Secret'in de şubesi yok. Tüm en güzel şeyler Türkiye'de. Şimdi Victoria's Secret'ten aldığım bir şeyle devam edebilirim. Allah'ım, şu torbanın güzelliğine bakar mısınız? Ben bunların torbalarını biriktiriyorum bu arada. Ve şu desene bakar mısınız ya? Çok güzel. Bir tane bu body spray mi oluyor? Coconut Passion diye bir parfüm aldım. Ve bu bayağı güzel kokuyor. Çantama atarım, kullanırım diye tavsiye ediyorum. Victoria's Secret'in parfümleri gerçekten bayağı güzel. Ve devam edebiliriz. Ha, bir de şey, Pull & Bear'den pek bir şey bulamadım. Yani sweatshirtler pek hoşuma gitmedi. Ben Brandy'nin sweatshirtleri mesela daha çok seviyorum. Ben de Pull & Bear'den şöyle basic bir tane siyah crop top aldım. Şurada bir tane cebi var. Ve bunu medium almışım. Yani giyelim spor dersine falan. Yay!
İhracat fazlası ürünler aldım. Evet, onları size göstereyim. Bunu yine böyle ihracat fazlası satan bir yerden aldım. Bu Tiley Veil diye bir markanın bu. Hatta Almanya'da dükkanı var markanın. Onun böyle bir tie-dye üstü. Çok hoşuma gitti. Ve yani bu şekilde arkası da tie-dye. Ve bunu 20 euroya satıyorlar burada. Ve ben bunu oradan ihracat fazlası olduğu için 35 liraya aldım. 20 liraya, euroluk bir şey 35 liraya aldım. Ve kendimi çok karlı hissediyorum. Evet. Bunu da giyerim arada işte. Yine başka bir ihracat fazlası dükkanı. İsmi galiba Set. Set diye geçiyor. Oradan ilk olarak Guess'in şöyle bir California Vibes. Şurada altta Guess yazıyor. Bir tişörtünü aldım. Bu tişörtün orijinal fiyatı 35 euro. Ve orası da ihracat fazlası satıyor. Yani bunlar fake değil. Çünkü ben fake eşya almıyorum açıkçası. Neyse. Bunu 5 euroya falan aldım. Yani 50 liraydı. Ve çok hoşuma gitti. Böyle bol bir jeans de bayağı güzel gidebilir. İhracat fazlası aynı yerden. Subdued diye bir marka var. Böyle brandy gibi eşyalar satıyor işte. Ve Subdued'un bütün ürünleri Türkiye'de yapılıyor. Ve bu da ihracat fazlası bir bolero tarzı kapşonlu bir şeydi. Hatta burada Subdued yazıyor ve Made in Turkey. Bunun internet fiyatı 40 euroydu ve ben bunu 7 euroya falan aldım. Bayağı hoşuma gitti ve kumaşı mükemmel. Devam edebiliriz. Aynı yerden ihracat fazlası satan yerden böyle bir tane bolero aldım. Yine Subdued'un ürünü ve bunun fiyatı da 40 euroydu. Ve ben bunu 70 liraya aldım. Yani 7 euro falan oluyor. Bilmem, bayağı güzel, kumaşı da çok güzel. Bence siz de gidin bakın derim. Devam edebiliriz. Ege Boncuk'tan birkaç bir şey aldım. Size onları göstereceğim. İlk olarak şöyle bir choker. Evet. Böyle bir siyah maske seti aldım. 10 liraydı. Ama bu maskeler bayağı iyi. Yani tavsiye ediyorum. Sonra arkadaşıma şöyle bileklik aldım. Böyle bir tane kolye aldım ve kolye mükemmel bir şey. Abartmıyorum, böyle üzerinde taşlar var. Ve bu 10 liraydı ve bunu almam gerekiyordu ve kalitesini sevdim. Yani muhtemelen gerçek gümüş değil ama takarım. Ardından şöyle bir tane choker tarzı bir şey aldım. Bunun fiyatı da 15 liraydı. Stradivarius'ta bunlar 50 lira falan yani. Onun dışında şöyle bileklikler aldım. Muhtemelen arkadaşlarıma falan veririm. Evet. Bir de şöyle bir tane choker tarzı bir şey aldım. Bunu da takarım ve bu aralar bu ince kolyeler bayağı bir moda. Yani gerçekten bayağı bir modalar. Ve evet, ben de bunu almak istedim. Benim aldıklarım bu kadardı yani. Çok da abartılı bir şey almadım açıkçası. Sadece işte kıyafet, taka olsun, o tür şeyleri aldım. Ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video bir tık kısa olmuş olabilir, farkındayım. Ama bu kadar bir şey aldım. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabım burada yazıyor. Instagram'ımı da takip edin. Ve video istekleriniz varsa aşağı yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadardı. Ve sizi öpüyorum. Görüşürüz.